Selamlar herkese. Şimdi ağırlık hesaplarıyla alakalı bir problemimiz var. Bir ATPS sorusu bu. Bir örnek olsun size. Bunu çözmek istiyorum arkadaşlar. Soruyu hep beraber okuyalım. Şimdi maximum allowable mass at the takeoff diyor. Takeoff'ta 64.400 kilogram diyor. Maximum landing mass eşittir 56.200 kilogram diyor. Maximum zero fuel mass 53.000 kilogram diyor. Domum diyor, yani dry operating mass diyor 35.500. Traffic load'um 14.500, trip fuel'um 4.900 diyor, takeoff fuel'um 7.400 kilogramdır diyor. Şimdi arkadaşlar şu yorumları hemen yapalım kısaca. Maximum allowable mass at takeoff demek ne demek? Diyor ki ben takeoff'ta yani kalkışı diyor en fazla 64.400 kilo yükle yapabilirim diyor. Yani takeoff'ta benim üzerinde bulunması gereken yük diyor bu. Yakıtı, traffic load'u, domu her şey dahil bu olması lazım diyor. Landing mass diyor, yani landing ben tekeri koyduğum andaki diyor, uçağın ağırlığı diyor, maksimum diyor 56.200 kilogram olması lazım diyor. Bunun üzerine geçersen ne olur? Bunun üzerine geçersen, örnek veriyorum, landing için konuşuyorum. Yapısal hasar meydana gelir arkadaşlar. Yani uçağın o gearboxları, yani iniş takımlarının dayanabildiği bir ağırlık var. Onların o yapılan malzemelerin bir, ne derler ona, bunlar bir malzeme, bir materyal, bunların dayanıklı sınırı var. Sen daha ağır bir şekilde inmeye çalışsan ne olur? Ön dikme eğilir, burulur, kırılır, uçak burun üstü düşer, türlü çeşitli kazaya gayet de kırılma sebebiyet verirsin. Takeoff mesela çok diyeyim 64.400 idi, 66 tonla kalkmaya çalışsan ne olur? Uçak böyle sürüne koşar, hızlanamaz, V1'a gelemez, doğru düzgün rotate yaparsın, burun havada böyle ana iniş takımı yerden kesilmez, çok zor kalkar. Sen bu 66 ton değil de atıyorum 76 tona çıkartırsan da zaten pis uzunluğun sana yeterli gelmez, kalkamazsın, muhtemelen öndeki biri vurur, kalırsın yani. Ya da abortion yapmak zorunda kalırsın yani, abort edersin yani kalkış. Geri kalanlar arkadaşlar bildiğimiz değerler. Şimdi, klasik, bakınız, takeoff, mass eşittir, dom artı top artı traffic load, domla traffic load'un toplamında zero fuel mass demiştik. Şimdi arkadaşlar şu formülü yazarken, domla trafik load'un toplamına zero fuel mass demiştik ya. Bakın bu TOF ne? Take off fuel. Zaten fuel yok. Zero fuel mass. Fuel'un olmadığı mass nedir? Dry operating mass artı traffic load'dur. Bu kadar basit. Bu bir mesan balans sorusu arkadaşlar esasında ama mesela flight planında mesan balans soruları var. Ve bayağı var. Yani az buza değil. Bir iki tane değil yani en azından söyleyeyim. Dolayısıyla biz bu soruyu hem mesan balans hem de flight plan olarak değerlendirip çözebiliriz. Peki. Bakalım. Şimdi değerlendirelim arkadaşlar. Diyor ki ben diyelim ki ilk dikkat edeceğim şey 64.400 kilograma dikkat ederek hareket edeyim. Burada dedi domu, trafik yolu olarak satmışım. Domum ne benim? 35.500 kilogram. Artı take off fuel'um ne? Var mı? Take off fuel'um 7.400 kilogram. 7.400 kilogram. Artı. Bunları topladığımız zaman ne yapar? 35.7, 42, 42.900 mü yaptı? Aynen. 42.900 burası yaptı. Peki. Ne kaldı? Trafik load'um kaldı benim. Trafik load'um neymiş benim arkadaşlar? 14.500. 14.500. Bakıyorum şimdi. Bakalım karşılığı mı? 35.500. 14.500'e ne yapar? Hemen bir hesaplayayım. 36, 40, 50, 57.400. Bakın bu şunları topladığım zaman 57.400 yaptı. Bakın şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki ya ton burada 57.400 çıktı. Ama burada maksimum allowable takeoff 64.000, takeoff mass 64.400 diyor şimdi. Neyi görmüş olduk burada? Şunu görmüş olduk arkadaşlar. Bakınız, dom artı traffic load artı takeoff fuel topladığında 57.400. Bu ne diyor bakın? Maximum allowable, maksimum izin verilebilir. Maksimum kalkabileceğin senin yük 64.400 kilogram. Ben burada 57.400'de kalarak aslında maksimumu burada geçmemiş oluyorum. Yani ben şu şartları her türlü sağlayabiliyorum. Peki diyor ki maximum additional load ne olur diyor. Yani ben diyor ki ya kargoya yük alacağım ekstradan veyahut ekstra yolcu olacağım. Maximum additional load diyor ne kadar arttırabilirim? Yani şu hesaba göre ne kadar arttırabilirim arkadaşlar? 57.400'e ben ne kadar daha ekleyebilirim? 7.000 daha eklesem ne olur ben buraya 7.000 daha eklesem 57.400 üzerine ne olmuş olur? 64.400 olur. Yani ben diyorum ki arkadaşlar ben şunu diyorum. Takeoff hesabına göre maksimum, yani maksimum allowable takeoff mass'e göre maksimum 7.000 ekleyebilirim. Bu hesabı 7.000 daha eklersem 64.400'e gelir. Bu sınırı geçmemiş olurum. Peki.
Burada tamamız. Peki gelelim arkadaşlar. Nereye gelelim? Şuna gelelim. Bir de landing hesabı yapalım bakalım. Şimdi bir de landing hesabı yapalım. Şimdi maksimum landing mass. Arkadaşlar landing mass dediğim zaman ne diyor benim maksimum landing mass'im diyor. 56.200 olacak diyor. Peki landing mass'imi neler oluşturur? Soru bu. Landing mass'imi benim ne oluşturur arkadaşlar? Drag parting mass'im kesin ne olacak? Drag parting mass'imi hatırlıyorum arkadaşlar. Drag parting mass'te neler vardı? Hatırlıyor musunuz? İşte unusable fluidler, unusable fuel'lar, işte pyroteknikler, efendim sen misin, işte fire extinguisher'lar, crew baggage, işte beverage, passenger service gibi şeyler vardır. Yani bunu uçakta atamayacağımıza göre bunlar duracak. Peki, bunlar olacak. Peki, trafik load'um olmayacak mı? Olacak. Bu da kargo vesaire olacak. Bunlar da mutlaka olacak arkadaşlar. Yolcu ve şey atamayacağıma göre trafik load neydi arkadaşlar? Yolcu, bagaj vesaire. Bu da olacak. Bu da eksilmeyecek. Peki başka ne olacak? Trip fuel. Bakınız trip fuel olmayacak arkadaşlar. Bakınız trip fuel olmayacak. Niye trip fuel hesaba katmıyorum? Bakın gene kullanmadım trip fuel'u. Çünkü trip fuel'u ben yolda yakacağım. Yani kalktım, cruise, climb, cruise, descent, approach, landing dediğim anda bu trip fuel gitmiş olacak. Dolayısıyla bunu hesaba katmayacağım. Takeoff fuel'dan diyor 7400'üm diyor. Peki şöyle arkadaşlar. Tamam ben trip yapacağım ama taksi yaptım. Peki final reserve diye bir şey var. Hatırlıyor musunuz? Final reserve. Herhangi bir şekilde ben alternate'e inmiyorsam, yani alternate aerodrome'a inmiyorsam ben final reserve ile beraber landing yaparım. O benim tanklarımda kalır. O zaman peki bana buradan ben trip yaptığıma göre 7400 eksi 4900, 5000 ise 2400, 2500. 2500 benim burada 2500 kilogram yakıtımın şu aradaki farktan dolayı, şu ikisinin farkından dolayı landing'de kalacağını düşünüyorum. 2500 de bana buradan kaldı mı? Landing'de bu da kalacak. Peki. Bunu koyduk. Burada 2500 lira kalır dedik arkadaşlar. Peki hesaplayalım şimdi. Ne yapıyor 35.500 14.000 daha? 36.000, 40.000, 50.000, 52.500. 52.500 yaptı arkadaşlar. Peki ben burayı 56.200'e kadar inebiliyorum. 56.200'e kadar inebiliyorum arkadaşlar. Peki aradaki fark ne? 56.500'e 4.000 olur. 300'e 3.700 kilogram değil mi? 3.700 kilogram daha ekleyebilirim. Yani ben buna 3.700 daha eklemiş olsam arkadaşlar 56.300'e çıkartabilirim. Yani trafik load'u ben additional load diyor ya 3.700 daha ekleyebilirim. Neye göre arkadaşlar? Landing mass'e göre diyorum ki 3.700 kilogram ekleyebilirim. Şimdi bakın arkadaşlar şurada şunu göreceğiz hemen yaparken sağ. Bakın ben normalde dedim ki 7000 kilogram eklerim ya dedim. Ben nasıl olsa take off'ta dedim 7000 kilogram daha ekstra yük alabiliyorum, kaldırabiliyorum. Ama ben buraya 7000 eklersem, bakın 7000'i ben burada eklersem landing'de ne olur arkadaşlar? 7000 eklersem burası 59.500 olur. 59.000 niye kastıysam. 59.500 olur. Bu 59.500 ise 56.200'den çok daha büyük bir ağırlık olduğu için landing sırasında biraz önce bahsettiğim şey iniş takımının üzerine burada ekstradan arkadaşlar bir yüklenmiş olursunuz. Ciddi bir riske atarsınız. Dolayısıyla bu kabul edilemez. Yani 7000 olmayacağı kesin. Maksimum 3.700 eklersiniz buna göre. Peki şimdi zero fuel mass diyor 53.000 olacak diyor. Zero fuel mass maksimum 53.000 olacak diyor. Peki şuradan bir bakayım. Tom eşittir demiştik. DOM artı, TOF artı, trafik load demiştik. Take off fuel, trafik load, DOM. Bu zaten 35.500 değişmiyor. Trafik load'um 14.500 değişmiyor. Doğru mu? 56, 35, 36, 40, 50. Diyor ki zero fuel mesleğinde en fazla 53.000 olabilir diyor. Bakın arkadaşlar diyor ki zero fuel mesleği demiştim. Şundan demiştim. Yani take off fuel. Adı üstünde fuel olmayacak. Buna fuel var. Ne diyor? Zero fuel mass. Hiçbir yakıtın olmadığı ağırlığın benim diyor. Ne olacak diyor. 35.000 yani DOM artı trafik load olacak diyor. Peki 35.500 DOM'um. Fix ağırlık. Bu değişmez. Trafik load'um ne demiştik arkadaşlar? Yolcu, bagaj, kargo neyse. 14.500 bu. Bunların ikisini toplarsak arkadaşlar ne oldu? 50.000 kilogram yaptı mı? Yaptı. Peki. Zero fuel mass'im diyor. Maksimum diyor ne olacak? 53.000 olacak diyor. Yani diyor ki sen bunu diyor maksimum 53.000'e çıkartabilirsin diyor. Şimdi şuraya gelelim.
Maksimum zero fuel mass'i de 3000 kilogram ekleyebiliyor. Bakın, doğru mu? Maksimum 53.000 çünkü. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Ben buraya 3700 eklersem landing mass'i dikkate alarak, maksimum landing mass'i dikkate alarak 3700 eklemeye kalkışırsam bunun sınırını aşmış olacağım. Dolayısıyla 3700 eklemem, minimum ne ekleyebilirim arkadaşlar? Ama 3000 eklersem, yani additional load'u 3000 artırdığım zaman ne maksimum allowable mass at takeoff, ne bu kuralı bozuyorum, ne landing'deki maksimum ağırlık kuralını çiğniyorum, ne de maksimum zero fuel mass kuralını çiğniyorum. Yani buradaki minimumu seçerek bütün parametrelere uyumlu bir değer seçmiş oluyorum ve sıfır risk ile additional load alıyorum. Peki ben bu additional load'u niye almaya çalışıyorum arkadaşlar? Tabii ki bir uçak atıyorum, ekstra kargo taşıyabiliyorsa, ekstra yolcu alabiliyorsa neden almasın? O yolculuğu, o uçuşu daha verimli hale getirmek için de bu hesapları yapıyorum. Diyorum ki ben 3000 kilogram daha ekstra yük alabilirim. Bu sayede uçuşumu daha verimli hale getirebilirim. Bu arkadaşlar hesaplarla bu şekilde dinleyen, izleyen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.